sporcu olarak işe gireceğim. Ardından 200 bin dolar maaşla astronot olmakla arasında ne fark 350 bin dolar ne? Olduğunu göreceğiz. İnanılmaz bu. 100 bin dolar karşılığında gerçek dinozor kemikleri çıkaracağım. Oo! Aman tanrım. Başka işlere de gireceğim ama bulabildiğim en ucuz iş olan altın arayıcılığıyla başlıyoruz. Yılda anca 1 dolar kazanabiliriz. Ama milyonlar kazanacağız. Hiç mümkün değil. Öncelikle altın arayıcılar bu cihaza toprak dolduruyor. Suyun içinde yeterince sallayınca kaptaki tüm altın süzülüp aşağı gidiyor. Abi Allah Allah efendim. Ebru videosunu izleyemeyeceksin. Neden? İhlal yemiş kaldırılmış. Ama kolay. Yo ben de yanda açık. Bak izleyebilecek miyim bunu? Acık mı? Evet acık. Kaçak izleyeceğim ama. Bir şey yok değil mi yani? Beni ban yiyeceğim bir şey yok ama yani. Bilmiyorum bak neyden yediğini attım. Neyden yemiş? Bu video YouTube'da çıplaklık ve cinsel içerikle ilgili politikası ihlal ettiği için kaldırıldı. Ne? O ne ya? Sen ne yaptın bu sefer amına koyayım? Sen ne yaptın ya, amına koyayım harbiden ya? Ban yemedim izleyince herhalde. Bir baksana bir hızlı bir. Çekle bir hocam. Abi iş değil. 5 saatlik arayış sonucunda kesinlikle zengin olmuş değilim. Aa millet! Altın buldum! Hey! Bu küçük parça ne kadar eder? O ne ya? 2 cent. Kastettiğim de bu. Bütün yıl çalışsanız bile kazanacağınız 1 dolar. Neyse ki maaşı yıllık 10 milyon doları aşan işlerde çalışacağız. Ama önce yılda 100 bin dolar ödeyen bir iş nasılmış onu... Yılda 100 bin dolar aylık... Kaç yapıyor lan Emir? 8 bin falan. Kaç? Evet. 8 bin dolar falan yapıyor. Görelim. Bir müze için dinozor kemiği arayacağız. Oran. Evet sahtelerdi çünkü tüm dinozorlar öldü. Çukurlarımızdan biri burası. Yapma be. Bunlar gerçekten dinozor kemiği mi? Evet 17 yıldır gerçekten buradayım. Gerçekten mi? Kariyerimde üzerinde çalıştığım en büyük kemik olduğu şüphesiz. İşte bu bir uyluk kemiği ve 1.2 metreden fazla. Karşılaştırırsak üst üste binmiş 6 karla dinozor arasındaki fark bu. Bu arada 1.95'im. Bu da bir nevi küçük boy kaya delici. İşi kaptın. Ne yaptığından haberi bile yok. Kesinlikle yok. Belki şaşırabilirsiniz ama bu işte inanılmaz kötüyüz. Oo. Dikkat et. Herhangi bir aşama kaydetmemiz bile 5 saat sürdü. Ama bize yardım eden uzmanın işini çok yavaşlatsak da ilerleyebildik. Kariyerimde üzerinde çalıştığım en büyük kemik olduğu kesin. Bunu alıp ne yapıyorlar amına koyayım ya? Ama dokunmamıza izin veriyoruz. Elbette. Peki ya işi batırırsak? Caş sence bu ne kadar ağır? Muhtemelen 1020. Kilo mu? Evet. Bu Nolan'ın annesinin onda biri demek. Tanrım inanılmaz. Bu kemik çok eski olduğundan kaldırmadan önce alçıyla kaplamamız gerek yoksa ikiye bölünmesi gayet mümkün. Umarım kaldırınca parçalanmaz. Bir, iki, üç. Evet. İşte bu bebeğim. Elinize sağlık. İlk defa herhangi bir insan bu kemiği taşımış oldu. Yani sıradan bir YouTuber dinozor kemiği taşıyor. Masaya yanaşın. Bir, iki. Eline dikkat et Carl. İşte bu. İnanması zor olsa da bu dinozor kemiği şu an müzede sergileniyor. Ama müzeler sıkıcı olduğu için hadi 200 bin dolarlık işe geçelim. NASA'da eğitim gören bir astronot. İlk görevim ay aracını kullanmayı öğrenmek. Bir gün ayın yüzeyinde olacak bu. Evet bu aracı ayın yüzeyinde seyahat ederken kullanacağız. Benim sürmeme neden izin veriyorlar ki? Kapıları açın. Bunu nasıl çalıştıracağım? Kolu ileri ittir. Şimdi mi? Evet hadi şimdi. Hadi ittir. Devam et. Korkuyorum. Ağır ol öldürme bizi. Aa harikaymış bu. Hadi şimdi Doğan. Sağ mı? Sağ ya da sola fark etmez. Aman tanrım arabalar var. Trafiğe çıkması yasal mı? Buradayken yasal. Ya bu şahane. Neden yan yan gidiyoruz? Nasıl düz gideceğimi çözemedim. Resmen bir sarhoş gibi sürüyor olsam da asıl testin olacağı NASA'nın Ay eğitim bölgesine ulaşabildik. Yoldan çıkıyoruz. Tanrım. Biraz savurmaya başladı. Bu yokuştan inmeme müsaadeniz var mı? Emniyet kemeri var mı burada? Burada kullanam. Bunlar ayın yörüngesini nereden biliyor beyler ya bu arada? Allah Allah. Aya gitmediniz ki baba. Allah Allah. Bir de biliyorum diye milleti kandırıyorsunuz amına koyayım. Bu Amerika her zaman böyle. Bu Amerika her zaman dünyanın böyle nasıl derler? Amına koyayım biz kurtarıyoruz. Biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Her şeyde Amerika'da kullanmadığımız kemerler var. Kemer var ama kullanmıyorlar. Çok çok güzel. Burası çok değil. Gerçekten buradan mı ineceğiz? Peki şimdi kemer taksam? Aman tanrım! Durun tepeden yan yan iniyoruz. Elini kaldır ki benim sürdüğümü anlasınlar. Aslında o... Ben gidip nikah haber vereyim. Hayır orada hayır. Kal. Hayır. Ne kratere yan yan mı gireyim? Tut beni Carl.
Beni tut. Darren söylemesem olmaz. Sen ayda hayatta kalamazsın. Aa, bence kalabilirim. Sıradaki eğitim için NASA ekibi beni devasa uzay istasyonunda gezdirdi. Yok artık. Dünyanın en büyük ikinci havuzu bu. Açıkçası biraz bize hava atıyorlarmış gibi geldi. Özellikle uzay elbisesini gösterdiklerinde. Kim ne derse desin bunu giydiğin an bir astronotsun. Ama tabii kötü yanı da var. Uzay yürüyüşü sırasında bez mi giyiyorsun? 12 saat boyu elbise üstünde. Vay canına. İşte burada. Resmen yetişkin bezi gibi bu. Tamam. Dikkatli ol. Tarihi tamam. Değeri var. Birkaç defa uzay mekiğine girmişliği oldu. Yani gerçek astronotlar mı giydin? Evet. Astronotların içine işediğini de unutma. Bu elbiseye işedin mi? Bu elbiseye değil, hayır. Tamam. Oh. Bir sonraki görev ne zaman? Önümüzdeki yıla bir planım var mı acaba? Vakit ayırabilirim. Tamam. Tamam. Eğitimin son adımıysa ömrümde yaptığım en çılgınca şey olacak. Aya dokunmama izin verecekler. Ne? Hayır hayır, kendine doğru çek. Ağırlığı 4000 kilo. 4000 kilo mu dedin sen? Ya bir parça almış. Tamam. Dünyada bulabileceğiniz en büyük ay taşı koleksiyonu burada bulunuyor. Size izin verdiklerine inanamıyorum. Altı üstüne YouTube kanalıyız. Farkındasınızdır. Evet. Aman tanrım. Bunlar resmen aydan geldi yani. Peki ilk taşa dokunmamıza izin verir misiniz? Asla. Daha dün dinozor fosili çıkardık. Yani bu işlerde uzman sayılırım. Dokunabilir miyim? Hayır. Denedim. Burada gördüğünüz şey ise ayda bulunan toprak. Vay canına. Yok artık. Şu anda resmen aya dokunuyorsunuz. Ya vay canına. O tüpte aydan gelen toprak var ve getirildiğinden beri açılmadı, öyle mi? Ve kontrol de etmediniz. Yani içinde uzaylı olabilir. Evet. Bir ilk olur tabii ay için. Aydan yok artık. Siz de duydunuz, uzaylıların tamamen gerçek olduğunu öğrendikten sonra sonraki işimiz için stratosfere çıktı. Carl Van Olen uçak kullanacak. Ömrümde hiç uçak kullanmadım. Ne yaptığımıza dair fikrimiz yok. Uçuş eğitiminin ilk gününe hoş geldiniz. Şaka yapmıyorum. Bizimkilerin uçak kullanmak için tek yapması gereken simülasyonda uçağı bir kere indirmek. Pekala, işte bu gaz kolu geriye çekince uçak yavaşlıyor, işte böyle. Oho, aman tanrım. Van Olen tekrar, tekrar ve tekrar çarptıktan sonra... Kaza mı yaptın sen? Sonunda uçağı indirmeyi başardı. Ve her nedense bu sayede uçak kullanma izni almış oldu. Bak, of, eğer yapamayacaksan ne olun, Tanrı aşkına yapamayacağını söyle, olur mu? Oo, aman tanrım, uçak kullanır. Bu ne oğlum, ben de ETS'de araba sürüyorum. Bana da versinler o zaman ehliyeti. Ya bu öyle bir şey mi? Evet ya, bir saat daha alak direk amına koyayım. Baba adam kullanıyor amına koyayım. Aman tanrım. Pekala, hazır mısın? Mümkün olduğu kadar. Tam hazır yerim. 60'a yaklaştım. Biraz titriyoruz. Şimdi hızı düşür, biraz düşür. Kalkışa geçiyoruz. İşte oldu. Aman tanrım! Hayatınız... La aga, fake make yazıp durmayın artık. Vallahi billahi vuracağım birinizi amına koyayım. Adam kaldırıyor işte ya. Tamam yeter amına koyayım. Vallahi yeter, tamam. En komik sizsiniz amına koyayım, tamam ya. Benim elimde. Resmen her şey onun kol... Gidip yine bir yerden bak... Allah Allah. Evet, her şey onun elinde. Türbülanstan kaynaklı kaza olmaz, öyle değil mi? Bak şimdi sağa döneceğim. Hadi. Sağa dön. Tamam, aman tanrım, yan yaptık. Sakin ol, tamam. Bu şeyi kontrol ettiğime inanamıyorum. Kahve sen indirir misin lan uçağı? Yarrağı mı indirirsin? Aynen amca. Bakın el bıraktım. Yanın amına. Sakin tamam tamam. Sağ ol yüce tanrım. Seni öldürürüm. O tarafa doğru gidip sonra iniş yapacağız. Aman tanrım, unutmuşum. İşin bu kısmı insanlara hep zor gelir. Pekala, alçalışa geçtim. Akıl sağlığım da şu an alçalışta. Simülasyondayken bu kısımda hep kaza yaptım. Aman tanrım! Oh! İşte tam oradaki piste doğru iniş yapacağız. Aman tanrım! Dur! Çok yakın değil miyiz? Şimdi tam ortaya doğru çevir. Aman tanrım! Güzel. Elini gaz kolunda tut. Geri çekmeye hazır ol. Nefes al. İşte oldu. Bu kadar basit. İniş yaptık. Başardın dostum. Bir uçağı indirdim. Aman tanrım, yapamazsın. Ben de yapacağım. Demişti ama buradayız işte. Beni öldürmedin. Yılda 1 milyon dolar ödeyen işin elman... Gidelim hep beraber. 1 milyon dolar... Yapmayın. İyi para. Kendi olduğuna gerçekten şaşırdım. Sadece zirvede olan insanlar bu maaşı alabiliyormuş. İnsanların elini fotoğraflamasına izin vererek bir doktorun yaklaşık 5 katı ücret alıyor. Ve özgeçmişi de dop... Nasıl yani? Dolu. Duyduğunuz her marka için el mankenliği yapmışlığı var. Her bir eli 1 milyon dolar karşılığında sigortalanmış. İş üstünde görmek için sabırsızım. İlk olarak ellerimizi inceleyecek. Bugün özgüvenimi yitirmek için yeni sebepler bulmayı düşünmemiştim. Tamam, ilk bakışta tırnakları düzeltmemiz gerektiğini görüyoruz.
Elbette. Doğru. Bu eller berbat. Şey evet. Karlınkine kıyasla ne kadar çok kıl var. Daha çok kazanımı sağlar mı dersin? Bu ikisinin cilt dokusu biraz daha iyi sanki. Aa! Beni değiştirebilir misin? Mucize yaratabilir miyim bilmem ama senin ellerini henüz görmedim Jimmy. Ellerin parlıyor. İnanılmaz. Neden ellerin bu kadar parlak? Bilmiyorum. Parmak yapım güzel mi peki? Evet, aslında gayet güzel. Yine de üstleri sorunları var. Cilt sorunu da var ama hepsi... Oğlum bu nasıl $1 milyon ya? Çözülür. Ellerimize bakım yapılmalı. Yani çekim için hazırlık yapmalıyız ki bu kar ve benim için gayet kolaydı ama laserın işi biraz zordu. Aa tanrım. Dostum o kıllardan kilim bile dokunur. Bildim bileli bu kıllar burada ama $1 milyon kazanmak için ne gerekiyorsa yapmalı. Ellerim artık iğrenç görünmediğinden gerçek bir dergi için modellik yapabiliriz. Ve bu fotoğraflar bu saatlerin tanıtımı için Amerika çapında billboardlarda sergileniyor olacak. Çok korkutucu. Evet, kasma kendini. Tamam. Yani saat güzel görünüyor. Gerçekten kolay olacağını evet, sandım ama bu işte epey kötüymüşüz. Saati bir yılan takıyormuş gibi duruyor. Dostum bu iş çok zor. Senin nasıl yaptığını görsem. Oo, ne? İnanılmaz. Ürün daha iyi görünüyor çünkü elim benim bunun kadar... Bunun eli de güzel değil. Ya orospu çocuğu. O, soldaki buruşukla. Sen, seninki, senin ele benziyor. Apo bir de bunun eli güzel değil diyor amına koyayım ya. Titremiyor. Among Us olmuş amına koyayım. Parmağa bak ya. Ama el mankenliği şık saatler takmaktan ibaret değil. Bazen tuhaf şeyler için mankenlik yapıyorsunuz. Niye kıpırdıyorsun? Çünkü kamera ardında yılan tutan bir adam var. Nefes al Carl, nefes al. Dur elini buraya koy ve başını biraz destekle. Tabii, elbette. Son olarak bir de Immortals of Aveyun'dan bahsetmem gerek. Videomuzun sponsoru. Onu orada tut. Tamam, mükemmel. Şimdi hem saat hem yılan hem de oyunla modellik yapıyor. Şuna baksana, çok acayip. Gayet güzel olmuş bu. Immortals of Aveyun büyülü bir birinci şahıs nişancılık oyunu. Jack adında bir savaş büyücüsü olarak dünyayı kurtarmaya çalışıyorsun. Beni de kurtarsa? Şimdi de oyunun Xbox sürümü için akreple modellik yapması gerek. Asla yapmam. Dostum. Şuradan ve buradan tutman gerek. Hayvan için güvenli mi bu? Evet, mükemmel, mükemmel. Tamam, hadi hadi konuş. Şu oyunu anlat da bitsin artık. Oh, 25 farklı büyü kullanabiliyor ve karakterinizin oynama stiline uyması için 80 ya, farklı yetenek açabiliyorsunuz. Carl, sence Immortals of Aveyun bu fotoğrafı sevecek mi? Immortals of Aveyun, umarım beğenirsiniz. Carl, korkunç hayvanları tuttuktan sonra gidip NFL oyuncusu olacağız. Immortals of Aveyun'u yaratan kişiler aynı zamanda Halo, Call of Duty ve Dead Space'in ödüllü hikayelerini de yazdılar. Hepsi sevdiğimiz hikayeler. Aha, hareket ediyor. En güzel yanıysa beni bölüm sonu canavarı yapmaları ve beni öldürürseniz diğer canavarlara kıyasla daha çok altın kazanıyorsunuz. Tamam, bendesin, bendesin. Bakma sakın. Immortals of Aveyun'un ücretsiz deneme sürümü şu an Xbox ve PS5'te ve Steam'de de ücretsiz bir demo mevcut. Orada hissediyorum, elimin altında. İşimizi o kadar kötü yapıyoruz ki sponsorun fotoğrafları kabul etmesi için el mankeninin dahil olması gerekti. Immortals of Aveyun'u denemek için... Allah Allah, ne değişti şimdi? İstiyorsanız hemen aşağıdaki linke tıklayın. El mankenliğinden emekli oldu. Ve fotoğraflar pek güzel olmasa da yine de ülkenin her yerinde billboardlarda bulunuyor. Ve sonunda şimdi sırada yılda $10 milyon kazandıran bir iş var. Aynen öyle. Birazdan resmen NFL'e gireceğim. Bu hep benim hayalimdi. Sahte olduğunu düşünseniz de şu an merhaba, profesyonel bir oyuncu olmak için Buccaneers'la $10 milyon gerçek bir sözleşme imzalıyorum. Ödemeyeceğiz yazsa da en azından $10 milyon bir sözleşme. Hayır hayır, oradaki tutara odaklan. Artık resmen anlaştık, tebrik ederim. Evet. Evet, önümüzdeki 48 saatte resmen oyuncunuz. Resmen oyuncumuzsun. Söz sizi yüzüstü bırakmaz. Söz veriyorum, sizi yüzüstü bırakacak. Sözleşmenin sonuna doğru takımla beraber 60 bin taraftarın huzurunda sahaya çıkacağım. İlk adım ağırlık çalışmak. Fazla hafif olabilir. Hadi çek, hadi çek. Güzel. Bana $10 milyon ödediklerini sallıyorum. Şampiyon evet. Musun yoksa Falcon mısın? Güzel. Oldu işte. Fark ettim ki NFL oyuncusuysanız insanlar bağırıp duruyor. En güçlü oyuncunuzun kaldırdığı ağırlığı ayarlasan olur mu? Yapabilir miyim bakalım? Yapıyor 12'lik adam. Set mi yapıyor? Yok artık. Normal bir insan değil o. Ah, bana vurmasını hiç istemezdim. Bir kez daha, bir kez daha. Son Football! Bir. Son bir. Güzel. NFL neden bu kadar zor? Bunu ben yapsam var ya fıtık mıdı anasını gelir bak sırtta. Bu yaptığım sıradan idmana kıyasla nasıl? Epey acınası. Umarım bu baş dönmesi de geçer. Geçecek, zamanla alışırsın. Tamam. Sırada Tampa Bay Buccaneers'ın antrenman sahasında ilk idmanıma çıkmak var. Elbette koçumla tanıştık. Merhaba Mr. Reese. Ben koçunum. Nasıl keyifler? Ve yeni takım arkadaşlarım. Çok memnun oldum dostum. Ben Shaq. Çocuklarım sana bayılıyor. Videolarına ve şu Gamis şekerlerine bayılıyorum. Gerçekten. Oğlum büyük ihtimalle bunlar var ya çok ünlü adamlar büyük ihtimalle Amerika'da biz tanımıyoruz şu an ha.
Güzel mi? Evet. Ve yeni takım arkadaşlarım takımla sözleşme imzaladığıma inanamadı. Ben de onlara sözleşmemi gösterdim. Sizin imzaladığınızda böyle bir şey miydi? Yalnız benden daha çok kazanıyorsun. Ben o kadar almıyorum. Ama dikkatli oku. 48 saat içinde feshedilmezse diyor ve zaten feshedeceğiz. Sen de satır aralarını iyi okuyorsun. Resmen evet, aramızdasın. Teşekkür ederim. Hoş yeni geldin takım dostum. Arkadaşlarım orada. Sıkı bu adamların yanında çocuk gibiyiz. Kocamanlar. Şuna baksanıza. Açık konuşayım. Hiç Amerikan futbolu oynamadım. Beni vurucu yaptılar ama hiç beceremedim. Haya! Mr. Bey, sana ihtiyacımız var. Yarın için hazır olman gerek. Haklısın, haklısın, haklısın. Oyun kurucu olurum. Daha önce oyun kurucu olarak da oynamadığımdan mümkün olduğunca uzağa pas attım. Oldu. Bilmiyorsanız söyleyeyim. Girdiğim takım Tom Brady'nin Super Bowl kazandığı takım. Yani ona bir sürpriz yapmak güzel olur dedim. Aa, açtı işte Tom. Aa, neredeyse çarpıyordu. Tom, ne haber dostum? Ne haber Tom? Dostum. Keyifler nasıl millet? Söyleyin bakalım. Bir arkadaşım var. Eğer ona bir selam verirsen düşüp bayılabilir. Hadi. Hayır, yapma böyle ama. Ama bunu yapma, evet, tamam yap mı? Şimdi. Lennon, seni seviyorum dostum. Aa, bayıldım ha. Ardından idmanın geri kalanı şakalaşmakla geçti. Küçük adam. Oo, oh, vay canına Tarek. Çok küçük. Sen kameraya dönebilirsin. Pekala millet, görüşürüz. Bazı insanların hala 2 günlük kontratıma dair soruları vardı. O yüzden Bucks'la benim için bir basın toplantısı düzenledim. Önümüzde büyük bir maç var. Sorularınızda ciddiliğinizi koruyun lütfen. Bu reklam kampanyası mı? Burada olma sebebiniz nedir? Mümkün olan en güzel videoyu çekmek. Evet, bir reklam kampanyası. NFL oyuncusu olmadığım gayet belli. Jimmy, yeni takımında olmak nasıl bir his? Açıkçası harika bir his. Beklediğimden çok daha hızlı benimsediler. Ne zaman sahaya çıkmayı bekliyorsun? Aa, hiç. Ve bunun sadece bir kampanya olduğunu açıkladıktan sonra ölçü aldırmaya gittim. Boyu 1.94. 1.94 mü? Karl, sen 1.95'sin. 1.95'im, evet. Ekipmanımın ve üniformamın hazırlanması için ölçülerin alınması gerekiyor. Gerçekten çok güzel duruyor. İşte oldu. Ve üniformamı da giydikten sonra maç günü resmen geldi. Bunu yapmama nasıl izin verdiler bilmiyorum. Beni kabul etmelerine şaşırdınız mı? Evet. İmzaladığım ilk futbol topu bu. Jimmy her an sahaya çıkabilir. 100 fark yaparsanız sahaya çıkabilirmişim. Farkı açıp bana bir iyilik yapın çocuklar. Anlaştık. İlk maçına çıkacak ve muhtemelen... Oğlum harbi bu adam 1.94 müydü amına koyayım? Kısa duruyorlar lan. Son maçına. Kesinlikle son maçı. Bu nasıl mümkün? Topları ateşleyin. İnanılmaz. Oo! Ve bu çıkacağım tek NFL maçı olduğu için takım benim önde çıkmama... Emir şun... Tight gibi olan şey sen giysen var çok büyük zarar bu arada bak. Bizi verdik. Bak harbi diyorum büyük zarar baba. Gidelim millet. Jimmy işte arkadaşımız. Oyuncular bizi ezip geçmese iyi olur. Hayatının en güzel günü bu mu sence? Hayatımın en güzel günü bu Jimmy. Seni seviyorum. Oyuncular yanımızdan geçiyor. Jimmy bir NFL oyuncusu. Wow! Keyifler nasıl? Çok yaşa bak. Hiç sahaya çıkmayacak olsam da yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Şuna Amerika bakın. Gemisi yok. Ne büyük bir uçak. Amerika. Hadi futbol oynayalım. Evet. Oğlum adamlar harbi şov yapıyor ya. Bakın Yırsa beni resmi bir NFL oyuncusu yaptıkları için çok teşekkür ederim. Açıkçası sahaya çıkmadığım iyi oldu. Çünkü bana çarpacak olsalar muhtemelen ölürdüm. İşin orada kapandığını sanıyordum. Sonra Falcons bu tweet'i attı. Mr. Beast'in sıradaki meydan okuması. Gol atın ve oyunu kazanın. Ben de karşılık olarak... Mr. Beast bence yakın zamanda... hangi takımdaydı? Inter Miami. Miami. Orada da kesin bir video çeker. Bak görürsünüz. Ben size diyorum hocam. Oğlum